New York'un düşük kiraları yüzünden sanatçılarla dolu olan Greenwich Village'te 3 katlı bir binanın en üst katındaydı Sue ve John C.'nin ofisleri. Amerika'nın iki ayrı ucundan gelen kızlar bir lokantada tanışmış ve ortak sanat zevkleri olduğunu anlayınca ortak bir ev tutmaya karar vermişlerdi. Bu olanlar Mayıs ayındaydı. Kasım ayındaysa bölgeye doktorların zatürre adını verdiği soğuk bir yabancı gelip buz gibi parmaklarıyla orayı burayı yoklamaya başlamıştı. Bay Zatürre erkek adam diye nitelendirilen kişilerden değildi. Kaliforniya rüzgarlarıyla kanı sulanmış ufak tefek ince yapılı bir kızcağız olan John C. de ne yazık ki yatağa sermişti. Zavallı kızcağız demir karyolasına yatmış, yandaki evin tuğla duvarlarını seyrederek kıpırdamadan yatıyordu doktor geldiğinde. Doktor kır kaşlarını sağa sola oynatarak Sue'yu koridora çağırdı. Kurtulması için sadece onda bir ihtimal var dedi. O da içinde yaşama isteği varsa. Doğrusunu istersen mezacının tarafını tutan insanlar tıbbı komik duruma düşürüyorlar. Sizin arkadaşınızın da kendini iyileşmeyeceğine inandırdığını söylemek istiyorum. Aklına takılan bir şey mi var acaba? Vallahi Napoli Körfezi'nin resmini yapmak isterdi dedi Su. Yo ben bir erkeği kastetmiştim dedi doktor. Erkek mi? Yo hayır doktor. Öyle arkadaşı falan yok. O halde zayıf düştü demek. Bilimin bana verebileceği her şeyi yapacağım. Ama hastalarım cenazelerine gelecek arabaları saymaya başladı mı umudumu %50 keserim. Eğer ona kış modası konusunda bir soru sordurtabilirseniz şansını %20'ye yükseltebiliriz. Su eve dönünce bir süre doya doya ağladıktan sonra resim tahtasını kolunun altına yerleştirdi ve ıslık çalarak John C.'nin odasına girdi. John C. yüzünü pencereye çevirmiş, hiç kımıldamadan yatıyordu. Su arkadaşının uyuduğunu sanarak ıslığı kesti. Sonra bir dergide yayınlanacak hikaye için resim yapmaya başladı. Biraz sonra duyduğu bir mırıldanmayla yatağın başına koştu. John C.'nin gözleri pencereden dışarıyı kesiyor ve geriye doğru sayıyordu. 12 dedi. Biraz sonra 11. Sonra sırayla 9, 8, 7. Su meraklanarak dışarı baktı. Ortada sayılacak ne vardı ki? Çıplak ve iç karartıcı bir avlu ve 5 metre ilerideki evin dümdüz tuğla duvarı. Kökleri çürümüş yaşlı bir sarmaşık duvarın yarısına kadar ancak tırmanabilmişti. Sonbaharın soğuk soluğuyla yaprakları dökülen bitki yıkılmak üzere olan duvara iskeletiyle tutunuyordu sanki. Ne var canım diye sordu. 6 diye fısıldadı John C. Şimdi daha hızlı dökülüyorlar. 3 gün önce 100 taneydiler. Sayarken başım dönüyordu. Ama şimdi iş kolaylaştı. İşte bak, bir tane daha düştü. 5 tane kaldı. 5 tane kalan ne John C? Yaprak. Sarmaşığın yaprakları. Sonuncu da düşünce ben öleceğim. 3 gündür biliyorum bunu. Doktor sana söylemedi mi? Hayatımda böyle saçma şey duymadım. Sarmaşık yapraklarıyla iyileşmenin ne ilgisi var? Aptallaşma lütfen. Sen eskiden o sarmaşığı ne kadar çok severdin, unuttun mu? Doktor bu sabah iyileşmen için tam onda bir ihtimal olduğunu söyledi. New York'ta yürürken bile o kadar şansımız yok bu şu dünyada. Şimdi sen şu çorbanı iç bakayım. Ben de resmi bitireyim. Resmi satınca sana en sevdiğinden bir kazak, kendime de pirzola alacağım. John C. gözlerini pencereden ayırmadan kazak almana gerek yok dedi. İşte bak bir tane daha düştü. Hayır çorba da istemem. 4 tane kaldı şimdi. Karanlık basmadan sonuncusunun da düşüşünü görmek istiyorum. O zaman artık rahatlıkla ölebilirim dedi. Su
hastanın üzerine eğildi. "Jonesy," dedi. "Ben şu işimi bitirinceye kadar gözünü kapatıp dışarı bakmayacağına söz vermeni istiyorum. Yarın bu resimleri teslim etmek zorundayım. Işığa ihtiyacım olmasaydı perdeyi çoktan indirirdim." "Öteki odada çizemez misin?" dedi soğukça Jonesy. "Senin yanında oturmak istiyorum. Ayrıca o yapraklara da bakmanı istemiyorum," dedi arkadaşı. Jonesy gözlerini kapatarak yıkılmış bir heykel gibi bembeyaz ve kıpırtısız yatmaya devam etti yatağında. "Bitirir bitirmez bana haber var ama sonuncu yaprağın düştüğünü görmek istiyorum. Beklemekten bıktım artık. Düşünmekten de. Her şeyden kurtulup o zavallı yapraklar gibi döne döne boşluğa uçmak istiyorum. Uyumaya çalış. Ben yaşlı Behram'ı modellik yapması için çağırmaya gidiyorum. Hemen gelirim. Ben dönene kadar sakın kıpırdama yerinden." En alt katta oturan Behram 60'ını aşmış, 40 yıldır resim yapmasına rağmen başarının eteğine dahi ulaşamamıştı ne yazık ki. Her zaman bir başyapıta başlayacağını söylese de henüz ortalarda öyle bir şey yoktu. Reklam ve afişlerle geçinmekteydi. Profesyonel model tutmaya paraları yetmeyen genç ressamlar için modellik de yapardı. Sue adamı loş stüdyosunda buldu. Adama Jonesy'yi, gerçekten bir yaprak kadar zayıf ve güçsüz olan arkadaşını dünyaya bağlayan bağların gittikçe inceldiğini anlatırken, yaşlı adam gözünden yaşlar boşanarak "Hala böyle budalalar varmış demek bu dünyada," diye söylenmeye başladı. Yukarı çıktıklarında Jonesy uyuyordu. Sue perdeyi indirip Behram'a yan odaya geçmesini işaret etti. Oradan korkuyla sarmaşığa baktılar. Karla karışık suya bir de yağmur eklenmişti. Sue ertesi sabah bir saatlik bir uykudan uyanınca Jonesy'nin kapalı yeşil perdeye bakmakta olduğunu gördü. "Aç, aç, aç görmek istiyorum," dedi kız. Sue bitkin bir halde arkadaşının emrine uydu. Hayret, bütün gece yağan yağmura rağmen sarmaşığın üzerinde bir tane yaprak kalmıştı. Kenarları çürümüş, sararmış yaprak hala yeşil olan sapıyla yerden 5-6 metre yüksekte bir dalın ucunda sallanıyordu. "Sonuncusu," dedi Jonesy. "Dün gece nasıl olsa düşer demiştim. Rüzgar çok şiddetli esiyordu. Ama bugün düşecek, ben de aynı anda öleceğim." Sue kızın yanağını kendininkine yapıştırarak, "Kendini düşünmüyorsan bari beni düşün. Ben sensiz ne yaparım bu diyarlarda," dedi. Ama Jonesy cevap vermedi. Dünyanın en kimsesiz şeyi esrarlı yolculuğa hazırlık yapan ruhtur derler. Kendisini dünyaya ve arkadaşlığa bağlayan bağlar birer birer gevşeyip koptukça kızın hayal gücü de daha da kuvvetleniyordu. Günün sonu yaklaşmıştı. Alacakaranlıkta bile o tek sarmaşık yaprağının dalına sımsıkı yapışık olduğunu ikisi de görüyordu. Geceyle birlikte kuzey rüzgarı ve yağmur yeniden başladı. Sabahın ilk ışıkları ile Jonesy acımasızca perdenin açılmasını istedi yeniden. Sarmaşık yaprağı hala oradaydı. Jonesy uzun uzun baktı yaprağa. Sonra gaz ocağının üzerinde çorba kaynatan arkadaşına, Sue'ya seslendi. "Sue, ben çok kötü bir kızım," dedi. "Benim ne kadar kötü olduğumu göstermek için bir güç o son yaprağı orada bıraktı. Ölüm istemek günahtır. Bana biraz çorbayla süt ve meyve suyu getirebilirsin mümkünse. Ama yok yok, yok. Sen önce bana bir ayna getir. Arkama da birkaç yastık yerleştir de senin yemek hazırlamanı seyredeyim." Bir saat geçtikten sonra ise "Sue, bir gün gidip Napoli Körfezi'nin resmini yapacağım," dedi. Doktor öğleden sonra muayenehanesinden çıkıp hasta olanların evine gelince Sue'nun muayenesini bitirip çıkarken bir bahane uydurup arkasından yürüdü arkadaşı. Doktor Sue'nun titreyen elini sıktı. "%50 ihtimal var," dedi.
İyi bakarsanız siz kazanırsınız. Şimdi aşağıda yeni bir hastayı görmeye gidiyorum. Behram diye biri. Ressam sanırım, o da zatürreye yakalanmış. Zayıf ve yaşlı bir adam, hastalığı da çok şiddetli. Hiç umut yok ama biraz rahat etmesi için hastaneye kaldıracağız. Doktor, ertesi gün yeniden eve kontrole geldiğinde artık tehlike kalmadı, siz kazandınız dedi. Şimdi beslenme ve dinlenmek gerek. Hepsi o kadar. Su, öğleden sonra yatakta mavi yünden gereksiz bir şal ören Johnson'in yanına oturdu. Beyaz farem benim dedi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bay Behram bugün zatürreden ne yazık ki öldü. Hastalığı yalnızca 2 gün sürdü. Kapıcı ilk günün sabahı onu sancıdan kıvranırken bulmuş. Üstü başı, ayakkabıları sırılsıklanmış. Öylesine korkunç bir fırtınada nereye çıkmış olabileceğine hiç kimse akıl sır erdirememiş. Sonra henüz yanan bir fener, yerinden çıkarılmış bir merdiven, birkaç fırça ve üzerinde yeşil ve sarı boyalar olan bir de palet bulmuşlar hemen yanı başında. Pencereden bak şekerim. Son sarmaşık yaprağını görüyor musun? Rüzgar estiği zaman neden sallanmadığını merak etmedin mi hiç? Bu Behram'ın sanat eseri, şaheseri. Son yaprağın düştüğü o gece çizmiş. Hoşça kalın.